Fenerbahçe kulübü çiftliğe dönmüş. Tık yok Aziz Yıldırım'dan. Lan bu futbolculara her zaman soyunma odasına giriyordum falan. Asıl şimdi gireceksin. Bir de kalın meşe sopa alacaksın eline sopa. Deme öyle kalın, hocam ya. Tabii tabii. Affül Kerim abi öyle tabii, demeyin ya. Tabii yılda 5 milyon 3 milyon euro alan futbolcuya böyle meşe odunuyla gireceksin odaya. Gelin bakayım buraya diyeceksin. Ben sana o zaman takdir edeceğim. Ver bunlara parayı. Otursunlar güzel havuzlu villalarda. Oh 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 oh. Ondan sonra da baksınlar dalgalarına. Öyle bir durumdayız ki şu anda Fenerli yorumcular olarak öyle bir durumdayız ki ve Fenerbahçe taraftarları olarak bunları dile getirecek yüzümüz kalmadı. Bu futbolcular bize bu hakkı elimizden aldılar. Bu ruhsuz futbolcular bu hakkımızı elimizden aldılar. MHK'ya çatamıyorum. Hakemlere çatamıyorum. Neden? Bu ruhsuz Fenerbahçeli futbolcuların yüzünden. Süper oynadılar, mücadele ettiler de biz de haklarını mı korumadık? Sahada gezinecekler, biz de herkese saldıracağız. Önce adam gibi oynasınlar. Sakin ol. Yoksa ben biliyorum hakemlere neler söyleyeceğimi. Onlar hiç masum değiller. Güney Çakır'ı falan gözden kaçırmıyorum ben dünkü maçını falan. Abicim sakin ol. Seni yarın Altunizade'de bir yer var, oraya getireceğim. Kahvaltıya. Evet, evet. Kahvaltıya götüreceğiz. Kahvaltıya gideceğiz. Evet. Bunlar bu formayı bilecek. Nasıl basketçiler biliyorsa bu kansız futbolcular da bu formanın ne olduğunu bilecekler. Getirmişsin Hollanda'dan bir tane gol kralı. Fenerbahçe kulübü yansı adam burnunu sümküğünü atıyor. Boş kaleye gol atıyor, gol kaçırıyor, yapıyor. Dünya umurunda değil. 30 yıl önce bu şanlı kulüpte forma giymiş eski bir futbolcu olarak Rasim Ozan Kütahyalı'nın o zamanlar ben bu şerefli formayla şampiyonluk turu atarken 4 yaşında bir velet olan bu Rasim Ozan Kütahyalı bugün karşıma geçmiş. Ben bir hediye getirmiştim sana. Bak. O ne ya? Hesap makinesi. Ne oğlum bu? Abi ne sen var? De üstüne gidiyorsun. Hesap makinesi daha saraylı olan. Sen de üstüne ne yapacaksın? Ama ne yapacak bu sana? Hesap makinesinden hesap. Ne yapacak? Ota saraylı olsun. Bu hafı. Yapma yapma hocam. Hocam yapma. Apo ne yapması ya? Benle bakara geçiyor. John Benjamin Toşak geliyor. Aziz Yıldırım diki bırakıyor. John Benjamin Toşak alıyor. Bunun tek bu sebebi sensin başkan.